Merhaba herkese, haftalar Ford günlük grafik. Ford'u düşen bir trendi takip ediyorduk geçen hafta. Hatta ondan önceki haftada bir düzeltme trendi vardı. Bu trende uyuyor, devam ediyor yani aşağı yönlü trendi. Şimdi geçen hafta anlatmıştım, 185 civarına bir destek çizmiştim. Burası önemliydi. Hem 50 gün ortalaması hem de kısa vadeki ilk destek alanıydı. O alanda 1-2 gün takılıp kırdı. 175'e majör. Majör demeyelim de ona, yani önemli bir destek alanı diyelim. 175'teki önemli destek alanından döndüğünü görüyoruz geçen haftadan bu haftaya. Şimdi 175 niye önemli? Ocak tepesi, yani Ocak tepesinde orada bir direnç oluşturmuştu. Kırılmasıyla beraber tabii daha yüksek seviyelere gitti ve daha sonra destek haline getirdi 175'i. Yani şu sol tarafta da o desteğe henüz uyuyor. Bozmadı ama yine de önemli. Tabii kırılırsa 160, orası da kırılırsa bir daha 130'a kadar gevşeme açıkçası beklenebilir. İhtimali var yani teknik anlamda. Onun için sıralı desteklere dikkat etmek lazım. Oraya bir strateji kurgulamak lazım. Dönüş, yani bu mumdan bir dönüş işareti maalesef almak mümkün değil. Yani kötü bir mum değil, iyi bir mum. Artı 4.16. Aslına bakarsanız hacmi de fena değil ama solda yine yapmıştı benzerini. Yani şurada 13 Nisan'da gördüğümüz kadarıyla da pek bir etkisi olmamış yaptığım mumun. O yüzden iyi bir mum, itirazım yok ama tek başına dönüş olarak almayın yani böyle bir mumu ve onun üstüne strateji üretmeyin. Burada 191'in 192'nin üstüne çıkış ilk etapta önemli. Öyle bir hareket yaparsa tekrar 20'nin üstüne atmış olur kendini, 20 üstlerinin ve 210 civarına gözümüz dikilir. Yani 210'da kırıyorsa zaten üçüncü bir tepe ihtimali burada yukarıda artar. 240'a 230'a doğru hareketleri arkasından gündeme getirir böyle bir şey. O yüzden 190 üstündeki kapanışlar ve arkasından da mutlaka 210 üstündeki kapanışlar aranmalı. Ford'da kısa vade için konuşuyorum. Bunun özel bir mum formasyonu, yani bu aslında yutucu bir mum. Baktığınız zaman bu tür bir mumdan sonra şey beklenir. Bir yeşil daha beklenir ama piyasalar açıkçası çok sağlıklı ilerlemiyor bugünlerde. Çok çalkantılı ilerliyor. Yani ihtimalin aklınızda olsun. Mum formasyonlarında evet bir yeşil ihtimal %2 2,5'luk pazartesi için var. Tutar tutmaz, olur olmaz onu bilemem. Garantisi yok neticede. RSI oldukça düşük bir değerde, 46. Oldukça düşük demeyeyim, hakkını yemeyeyim, yani daha orta bir değerde aslında da görünüm olarak tabi bozulduğu yer 80-78 tepesi burada. Hani ilk tepe, şöyle bakayım ikinci tepe neredeymiş, 73. Hani bir bozulma vardı, o bozulma devam ediyor aşağı yönlü. Değişen bir şey yok. 46.5'ta MACD'ye baktığınız zaman eksi 1.6. Normalde eksi 1.6 önemli bir alandır yani bir tepki alandır ama şimdi yukarıda artı 10'dan 12'den geldiği için MACD bu normal. Yani anormal değil. Yani RSI gibi eksi 30'un altına, hani diyoruz ya aşırı satıma indi, burada tepki beklenir. MACD'de öyle bir şey şimdilik mümkün değil. Ne kadar eksi değerde olsa da. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. RSI'de tabii tekrar 50'nin üstüne atarsa, 60'lara yaklaşırsa o da yine bir taraftan dönüş, kısa vade dönüş ihtimaliyle hissenin güçlendiğini anlatan bir şey olur, gösterge olur. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Herhalde unuttuğum bir şey yok. Herkese iyi haftalar.